Hemen kameraya şey yaptım size göstermek için. Polisle göz göze geldik. Kamerayı indirdim. Ben kaçıyorum. 3-4 kişi bağırıyor. Cebine soktuyor. Bu ne abi ya? Arkadaşlar merhaba, Brezilya'ya geldim. Biliyorsunuz YouTube gelirlerimizle seyahat bursu veriyoruz. O sebeple sizin desteğiniz, abone olmanız, videoları izlemeniz, yorum yapmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız çok çok önemli. Siz el atarsanız bursumuz da bayağı büyüyecek. O sebeple videoya başlıyoruz. Brezilya'nın başkenti olmayan São Paulo'dan hepinize selamlar. Şu anda São Paulo merkezdeyiz. Göstereceğiz herkese selamlar diyoruz. Herkes gülüyor. Hi guys, how are you? Bunlar ne yapıyorlar burada? Burada bir şeylerin kara borsası dönüyor ama ne olduğunu çözemedim. Para bozmak zaten çok sıkıntılı. Yarım saatte bozdum ya. Yani bir şeyler satılıyor. Kara borsa var burada ama anlamadım. Yani black market. Evet, São Paulo tehlikeli bir şehir. Onun için bu şekilde elinizde kamerayla, GoPro ile vesaire siz dolaşmayın. Ben biraz tehlikeyi göze aldım gibi size 10 sene önce iki defa geldiğim bu şehri anlatmaya çalışacağım. Bugün birazcık göstermeye çalışacağım. São Paulo özgü görüntülere de sahip bir şehir. Çok fazla evsiz var. İnanılmaz boyutta evsiz var. Hayat kadınları sokaklarda. Bu ikisi devamlı olarak gözünüze çarpıyor zaten. Evet, şu anda São Paulo'nun gururu tiyatro binasındayız. Bu arada şunları görünce böyle büyük erik zannettim. Hep böyle yanılgıya düşüyorum ama. Nombre? Ubu isimli bir meyveymiş. Liche. Liche. Lichia. Lichia. Bunun aksanları biraz komik. Lichia. Devam edelim. Evet, size evsizlerden bahsetmiştim zaten. Her yer bu şekilde evsiz. Yine meyve satıcıları. Çok ilginç bir ülke bir açıdan. Her renkten, her çeşitten insan var. Kim turist, kim yerli bilmiyorsunuz. Çok Türk'e benzeyen insan da var. Aa, bu Türk mü diyorum. Aslında burada muhtemelen çok Türk de olmayan bir şehir. Her şey var. Sarışınından tut, Afrikalı görünümlüye kadar herkesi görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, yemin ediyorum hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tam gidiyorum, tamam mı? Hareket halindeyim. Önümde bir hırsızı yakaladılar. Ve kafasına silahı dayadılar polisler. Ama nasıl dev? Hemen kameraya şey yaptım size göstermek için. Polisle göz göze geldik. Kamerayı indirdim. Ben hayatımda bu kadar korkutucu bir polis ilk defa görüyorum. Çok acayip. Olay şurada gerçekleşiyor. Bilmiyorum. Bakın. Adamı. Ya. Altı polis tuttu. Çocuk benim yarım kadar. Kafasına silah dayadılar bir anda. Ne yapacaktı? Birileri mi soyacaktı bilmiyorum. Bu buralar
bu insanların evleri. Sokakta yaşayan, hiçbir şey olmayan bu insanlar için ve çok tehlikeli uyuşturuculara bağımlı bu insanlar için birini birkaç dolar için, bir dolar için, yarım dolar için o uyuşturucuyu alabileceği herhangi bir para ya da kamera ya da herhangi bir şey için hiç problem değil. Hiç problem değil. Ve bunlardan inanılmaz, inanılmaz boyutlar da var. Her yerde. Kafanızı çevirmeniz yeterli São Paulo'da. Evsizliği görmek için korkunç boyutlarda ve çok üzücü gerçekten. Ve çok tehlikeli. Bakın mesela bir Brezilyalı arkadaş grubu. Kızıl saçlı var. Melez var. Esmer var. Sarışın var. Yok yok, dünyanın en renkli toplumlarından bir tanesi. Türkiye gibi ama daha da fazla insan ırkı çeşitliliği var diyelim. Bunlar ince konular. Irkçılığa girmiyorum arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Bu renklerin güzelliğinden bahsediyorum size ben. Böyle. Evet, şimdi sizi katedrale ve burada çok güzel bir pazar yeri vardı böyle. Çok güzel sandviç yapıyorlardı. Onlardan yemek istiyorum. Yine yemeğe getirdim konuyu. Nasıl getirdim konuyu ama yemeğe? İşte böyle getiririm. Evet. But first, let me have a sandwich. Altın, gümüş, pırlanta alıyor abim. Compro ora plata brillante. Si, si, bueno. İspanyolca ile çok yakın bir dil. Latince'nin Portekiz versiyonu, Portekizce. Latince'nin İspanyol versiyonu, İspanyolca. Birçok şey ama işlemiyor. Gerçekten çok yavaş işliyor birçok şey. Çok sıkıntılı yani. Para bozdurdum demin. 30 dakika sürüyor yani. Diyorsun. Bayağı yavaş işleyen bir ülke. Dediğim gibi kendilerine özgü bir sistemleri var. Değişik. Futbolda iyiler ama. Baskette de iyilerdi. Evet. São Paulo. Bak. 10 sene önce burada dansçılar vardı. Dansçıları çekmiştim. Şimdi renovasyona girmiş. Bakın şehrin merkezi, çadırlarda yine insanlar yaşıyor, evsizler. Yani bunlar biraz daha şanslılar ama. Çünkü bunlar en azından yağmura vesaire dayanıklı bir şekilde yaşıyorlar. Brezilyalıları hepiniz biliyorsunuz, dünyanın en iyi spor insanları diyebiliriz. Futbolda, basketbolda, voleybolda, artık başka birçok sporda da çok iyiler. Burada da cidden benim dünyada gördüğüm en iri insanlar Brezilyalılar. Bu irilikten bahsederken Hollandalılar mesela daha uzun ama bunlar çok sağlamlar. Yani çok sportifler. Bunu da aslında bir şeye bağlıyorum. Bir teorim var benim Brezilya hakkında. Saçma gelebilir. Bilmiyorum. Bir, burada insan yok Brezilyalılar geldiğinde. Yani burası Brezilyalılar geldiğinde diyorum. Çok pardon. Portekizliler geldiğinde burada çok az insan var. Amazon ormanlarındaki kabileler var vesaire ama gerçekten nüfus çok az. Ne yapıyorlar Portekizliler bu keşfe çıkarken? Bahsettiğim arkadaşlar 1500'lü yıllardan bahsediyoruz ve şöyle bir şey var.
çok sağlamları alıyorlar bu gemi yolculuklarını. Yani kadın ya da erkek, çok sağlam insanlar bu yolculuğu yapabiliyorlar. Aylar sürüyor çünkü. Evet amca, katılıyorum sana. Aylar sürüyor bu yolculuk ve zayıf olanlar ölüyor bu yolculuklarda. Onun için hem gemide çalışacak sağlam adamlar, hem de bu yolculuğu kaldırabilecek hastalığa sahip olmayan insanlar, yine güçlü insanlar seçiliyor. Ve böyle bir seçilim oluyor. Ondan sonra burada çok fazla Afrika asıllı insan var. Ben size göstereyim, öyle devam edeyim, beni görmeyin. Çok fazla Afrika asıllı insan var. Bakın bu amca mesela 2 metreye geçmiş yani. Sağlam. Tam Afrikalılardan bahsederken Afrika kölelik dönemine bir heykel. Zenci ikonu diyor. Özgürlük, adalet ve eşitliği sembolize ediyor diyor. Ben Portekizce'den çevirebildiğim kadarıyla bilmiyorum ama Latince işte yani. Bu Afrikalılar da seçiliyor. Köle tacirleri seçiyorlar Afrikalıları. Sonuçta en güçlü olan köleler seçiliyor ve istifleniyor bu köleler. Yani bildiğiniz bir mal taşırmış gibi çok feci, çok kötü bir şekilde binlerce köleyi bir gemiye koyuyorlar. Ve çoğu ölüyor bu yolculukta zaten, yani nefessizlikten ölüyorlar ve hem en güçlüleri seçiliyor, hem de çünkü tarlalarda çalıştıracaklar bu köleleri, hem de o yolculuğu Afrika'dan Karayiplere ya da Güney Amerika'ya, buraya gelen o yolculuğu kaldırabilenler ortada kalıyor. Yine en güçlüleri kalıyor. Bir seçilim oluyor yani. Ondan sonra da hem kolonizatörler hem de kolonizatörlerin mağdurları buraya geliyor ve sonra özgürlük oluyor vesaire. Burada akraba evliliği de yok. Öyle bir adet de yok. Bunlar birleşiyorlar. Şu anda hiçbir ırk ayrımcılığı yok ve ortaya yine müthiş bir DNA zenginliği ortaya çıkıyor. Yani dedik ki Japon, Alman, Portekizli, işte ne varsa hepsi bu Brezilya çorbasında karışıyor ve ortaya cidden güçlü bir millet çıkıyor. Genetik olarak iyi bir genetik ortaya çıkıyor. Brezilya'ya geldiğinizde siz de göreceksiniz. Aşırı iriler ama çok kötü besleniyorlar. Yani fakirlikten ötürü çok kötü besleniyorlar. Burası ana katedralin olduğu yer. Burada çok fazla sözcük kullanılıyor. Çok fazla iş var. Zaten bana bakıyorlar. O sebeple burada çekim yapmak biraz tehlikeli. Buna polis de tanımıyorlar. Polis de seni tanımıyor. Zor yani. Her neyse. Şöyle çaktırmadan çekeceğim. Adam incecik, hayatımda gördüğüm en incecik sigara içiyordu. Allah bilir içinde ne var. 10 sene önce de bu adam buradaydı. Hristiyan rahibi. Tabii bu değil belki de. Böyle anlatıyordu işte.
Burada çok fakir ve hayat kadını var. Aa, polis burada iyi bari. Burada biz var ya, bizi keserler. Keserler. Se o diabo não crê em Deus, yes. O diabo crê em Deus. Hello, how are you? Good. O diabo crê em Deus e ele estremece. Eu disse que o diabo crê em Deus e estre... Messi işe yaramaz diyor. Ah, bu da. Tu crê que há um só Deus? Faça isso bem. Vai aí, não. En küçük harekette polisin yanında kaçacağım arkadaşlar. Os demônios também crê em Deus. E estremece. Mas não obedece. É que nem o ser humano crê em Deus, mas não obedece. Eu conheço pessoas que chega a tremer. Ele pega o terço, ele pega a cruz, ele olha pra ele. Şu anda burada mimlendik. Arka sokağa geçtiğin an 20 tane çete peşine takılır. Bir sorayım. Sorry, it's okay, film around here. No problem. Okay, thank you. Thank you very much. Ben polisten iznimi aldım. Evet, burası São Paulo'nun merkezi. Buradaki bir katedral. Aman Allah'ım. Arkadaşlar, hepsi evsiz. Yemin ediyorum böyle bir şey yoktu ya. Yani gerçekten hiç alakası yoktu. Covid sonrası mı artık arttı? Çok üzücü ya. Yani ben ABD'ye gitmedim. Muhtemelen ABD'de de işsizlik çok. Ama bu kadar perişan halde, bu kadar korkunç halde ilk defa karşılaşıyorum ki bu şehre benim 3. gelişim. Buradaki evsizleri bile hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şu Hristiyan rahip. Yani Brezilya. Bu bir evet, katedral. Huh. Neyse, katedralin girişinde oturan evsizler. Yani dilencilik için diyeceğim ama dilenci de değiller. Binlerce var. Yani kamerayla gösterebildim mi az önce bilmiyorum ama her yer evsiz ya. Yani burada muhtemelen evsiz olmayan 3 kişi falan var. Bir de polisler var. Çok acayip. Gelmişken katedrale girelim bakalım. Anam herkese ayak aktı. O Senhor esteja convosco. Ele está perto. Abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso. Pai. Kaçıyorum ben. Ha, sona yetiştim ha. Kaynanam seviyormuş beni. Kutsandım herhalde. Ay. Bu ne lan? Yeşil esiz. Şık bir coştu. Şurada bir kalabalık var. Muhtemelen bunlar benim son sözlerim olabilir. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bu kalabalıkta diye. Anam. Şırıngalar. Şırınga satıyordu adam. Vuruyorlar herhalde. Arkadaşlar bu
Güney Amerika. Ben kaçıyorum. Bu tarafta bizim burası Hırsızlar Marketi. How are you? Good. Orası Hırsızlar Marketi. Pazarı belli oldu. Zaten 3-4 kişi bağırıyor. Kaç. Kaç. Run. Ananı. Bu nasıl köprü lan? Oha. Huu. Nasıl bir market lan o pazar yeri? Allah'ıma yemin ediyorum var ya. Bakın parçanız çıkmaz oraya girerseniz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ama feci de kaçınıyorum orayı görmek için. Aa yok. Yemiyor. Bana yemiyorsa çok tehlikelidir. Çıkma şansı yoktur. Gerçekten çok acayip yerlere girdim hayatımda ama. O şu anda gözüken yerde bir şeyler satıyorlar ve bu muhtemelen hırsızlık malları. Elsizler var. Oo, çok kötü ya. Her neyse. İndiriyorum. Çok kaşındım ben. Ya bir adam gördüm. Genç çocuk. Yüzünün her tarafı paramparça olmuş. Ve dikiş atmışlar ama böyle çok eski usul dikiş. Aa. Bu ne abi ya? Ya yine dayanamadım. Girdim. Pazara. Kameraları sakladım. Yani içlerine girmedim ama görebileceğim bir yere kadar girdim. Tamamen şey takası yapıyorlar. Cep telefonu satıyorlar. Tamamen hırsızlık malları satılıyor. Yani belki de görüntü öyle. Ve etrafında bir sürü var. Polis karakolu var. Sonra çektiğim yerden birkaç adım geriye geldim. Sırtıma bir kadın polis dokundu. Anladı beni. O takip ediyordu zaten. Merhaba, palyaço. Palyanço. Telefonda şey tutayım. Paranoyak oldum ya. Bu pazar yerine kamerayla vesaire girmek imkansız. İçine girdim. Sonra da uzaktan bu fotoğraflarını çektim. Bu kadın yerde yatan muhtemelen ölmüştü ya da komadaydı. Nefes bile almıyordu hiçbir şekilde. İnsanlar üzerinden atlıyorlardı kadının. Ve içeride tamamen fotoğraf makinesi, cep telefonu vesaire değişimi vardı. Polis uzaktan görüyor ama kesinlikle içlerine girmiyor. Ve hayatımda gördüğüm en korkunç tipler. Gerçekten yani hani derler ya nursuz insanlar böyle yani. Suratında nur yok. Onu binle çarpın. Ya yani Türkiye'de böyle bir insan göremezsiniz bile. Façalar bozuk. Çok çok korkunç yani. Gerçekten durucunun eline düşmüş ve yani $1 için adam öldürecek insanlar. Çok üzücü gerçekten. Çekme dedi. Yani çok ciddi bir şekilde. Diğer polisten izin almıştım aslında. Çekme dedi. Yes yes. Cebine soktu. Bunu bir Brezilyalı söylüyorsa arkadaşlar. Aí falou que deu uma dor, Aí daqui a pouco ele foi no banheiro. Aí era uma pedra que deu. İnsanlara aç. Din satıyorlar insanlara. Aç insanlara. Her neyse ben telefonu cebime koyuyorum yeter artık. Çok riske girdim. Yani bu telefonu kaybetme riski değil, hayat riski. O sebeple bir süre kapatıyorum, hızlanıyorum. Ana yoldan da ayrılmıyorum. Çünkü şu anda kesin takip edenler vardır. Takip edenler genelde Kolombiya usulü aynı şeyi yapıyorlar Brezilya'da da. Issız bir sokağa girmeni bekliyorlar. Böyle bir pazar yerine giriyorum aşağıda. Buraya yıllar önce de girmiştim. Tabi burada da telefonu çıkartmamak gerekiyor. Number one yerlerden telefonu çıkartmamak gereken. Hello. How are you? Yukarıdan sizi çekiyorum. Buradan pazar yerine gideceğiz.
Sao Paulo'ya geldiniz. Bu pazar yerine ulaştınız. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu sandviçlerden yemek. Brezilya birası da içebilirsiniz. Burası merkez pazar yeri. Çok kalabalık. Şimdi beraber gezeceğiz. Çok çok güzel bu arada. Hem görüntüsü hem de içeriği, içindeki güzel peynirler, meyveler, çikolatalar, püskevitler. Başta bunu yiyeyim ama. Bunu nasıl yiyoruz? Allah. Harika. Evet, burası yeme içme kısmı. Aşağıda da var yeme içme kısımları. Şimdi size Brezilya'nın... Hey! O melo, o melo. Türkiye, Türkiye. Türkiye, mega ball. Evet, yarasız. Evet, Brezilyalılar sevimli. İnelim bakalım. Zeytinler, sarımsak. Kristalleşmiş incir diyor. Figo cristalizado. Cocada. Kristalleşmiş muz. Vay. Figo, Figo Turco Extra Macio. La 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 la. Oha, Damasco Turco. La 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 la. Güneş eti, güneş eti. Carne de sol. Ne anlama geliyor acaba yani? Güneş demek ama. Çok güzel. Ha. Bak. Ne yapıyorsun? Evet. Thank you. Bana ikram ettiği şey hurma, içinde zeytin. Deneyelim bakalım. Oha, harbi çok güzelmiş ya. Hurma içinde. Deneyin. Aa, sen beni iyi besledin. Gracias. Gerçekten. Dragon fruit. Dragon fruit, I know. Very famous in Ankara. Thank you. Ben cırcıra. Suficiente. Thank you. Ayıp oldu, bir şeyler alayım. No, no. No, essa doce, essa Brasil. Yeah, yeah. Yeah, não é de lá não, não é lá do seu país não, essa. Bu, anladığım kadarıyla Şili'den değil, Brezilya'nın portakalı diyor. Essa bu. Essa brasileira. Só casca aqui não, né? Obrigado. Çok güzel. Kestane var. Burada yağlar var. Maracuja. İncirlere bakın, incirlere. Erik. Sarı erik ama. Yeşil erik. Bir bizde var ya. Bacalao. Kurutulmuş salamlar. Salamcı burası. Peynir, ekmek. Öf 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 öf. Yine kurutulmuş balıklar. Hello. Hello.
Aha, Türkçe bir kelime. Kuru incir. Türkiye'den bir şeyler görünce bu kadar uzakta çok hoşuma gidiyor. İncir medeniyetin başlangıcıdır, öyle derler. Dev peynir tekerlekleri, bizim Kars gravyeri gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Buna ısırık atarak bitiriyorum günü diye şey yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın Arjantin'e uçuyorum. Fly me to the moon, yani Arjantin'e uçuyoruz. Güzel, güzel. Görüşürüz. Aa, burada İspanyol şeyleri var. Ama nereye ya? Burada herkes güler yüzü. Kimse çekme vesaire demiyor. Görüşürüz. Kendinize bakın.